Hepinize selam, ben Aydın. Bu videomda filament kurutucu yapıyoruz. Üç boyutlu yazıcı kullanan arkadaşlarım bilecektir. Gün geçtikçe baskı kalitesinin düştüğünü siz de fark etmişsinizdir. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi filamentin yapısı gereği havadan nem çekmesidir. Havadan nem çektiği için yazdırma esnasında baskınızın düzgün olmamasına neden olur. Bunu önlemek için de filamentlerinizi kuru tutmanız gerekir. Fakat her zaman böyle bir şansınız olmayabilir. Bu yüzden filamentinizi sonradan kurutmanız gerekir. Ben de internette birkaç araştırma yaptım filament kurutucularla ilgili. Bir markanın var. Gerçekten fiyatı çok yüksek. Bu yüzden de bu videomda beraber filament kurutucu yapmayı deneyeceğiz. Şimdi bir filament kurutucu için nelere ihtiyacınız var? Bunları hep birlikte göz atalım. Bu şekilde bir devre tasarladım. Bu Arduino Nano temelli bir devre kartı olacak. Üzerine basit komponentlerin yolları olacak. Soketli yapısı sayesinde çok kolay çıkarılıp takılabilmesini sağlayacak bu şekilde. Arduino'ya zaman giriş ayarı için bu tarz bir potansiyometre kullanacağım. Seçme işlemleri için de üzerine bulunan butondan yararlanacağım. Arduino olarak bir Arduino Nano kullanacağım. Üzerinde dahili USB portu sayesinde kodlama kolaylaştıracak. Filamentimi ısıtıp üzerindeki nemi almak için 5 voltluk cep ısıtıcılarından yararlanacağım. Bunlardan 2 adet kullanacağım. Ayarladığımız sürenin sonunda Arduino'nun bize haber verebilmesi için bu tip bir buzzer kullanacağım. Ayrıca bu ısıtma pedlerini Arduino üzerindeki akımla direkt besleyemeyiz. Bu yüzden bir röle veya transistöre ihtiyacımız var. Ben bu yüzden IRFZ44N MOSFET transistörünü kullanacağım. İşimi fazlasıyla görecektir. Sıcaklığı sabit tutabilmek ve nemi ölçebilmek için bu tip bir sıcaklık ve nem sensöründen yararlanacağım. Devreme de 12 voltluk bir güç girişiyle besleme yapacağım. Sıcaklığın kutu içinde eşit dağılabilmesi için 12 voltluk bir fan kullanacağım. Hazırlayacağımız filament kurutucu kutusunda filamentin kutu içerisinde sabit kalmasını istemiyorum. Bu yüzden bu tip bir step motor vasıtasıyla filamentimi sürekli hareket ettireceğim. Devreme güç girişinden sonra açıp kapatabilmek için bu tip bir switch kullanacağım. Ek olarak filamentimin ağırlığını başında ve sonunda ölçmek istediğim için bu tip bir ağırlık sensöründen yararlanacağım. Arduino'nun bizle iletişime geçebilmesi için de bu tip bir OLED ekran kullanacağım. Döndürme mekanizması için bu şekilde 2 tane çelik çubuğa ihtiyacım var ve bunları rahat dönebilmesi için onlarla uyumlu rulman kullanacağım. Tüm bu devre elemanlarının yanında çeşitli konnektörleri de kullanacağımı belirtmek isterim. Filamentimi dış ortamdan izole etmek için Yapı Market'ten satın aldığım bu şekilde kilitli bir kutu kullanacağım. Ağırlık sensörü ve döndürme mekanizması için tasarladığım parçaları 3 boyutlu yazıcıdan bastırdım. Evet, ilk olarak baskı devremi oluşturarak başlayacağım. Bunun için şöyle bir bakır plaka kullanacağım. Bakır plakayı kestikten sonra üzerindeki lekeleri temizlememiz gerek. Bunun için de bu şekilde bir sünger zımpara kullanacağım. Yeterince temizledikten sonra alkolle silmeyi unutmayın. Şimdi ise devre şemamı uygun boyutlarda keseceğim. Kağıt bantın devre yollarının üzerine gelmediğinden emin olun. Devremiz ısıl işlem için hazır. Fakat zeminin etkilenmemesi için bu şekilde bir tahtanın üzerine yerleştireceğim. Isı işlemi sırasında asetatlı kağıdın ütüme yapışmasını istemediğim için üzerine bir kat bez sereceğim. Ütümü yaklaşık 10-15 dakika devremin üzerinde bekleteceğim. Bu işlem sırasında eski tip sulu olmayan ütüleri kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, yeterince ısı işlem uyguladıktan sonra kendi kendine soğumasını bırakmanız gerek. Devrenin kendi kendine soğuması, yolların asetatlı kağıttan rahat bir şekilde bozulmadan ayrılabilmesi için önemlidir. Evet, devre yeterince soğuduktan sonra dikkatli bir şekilde asetatlı kağıdı ayırmanız gerek. Gördüğünüz gibi bazı yerler tam oluşmamış. Bunları CD kalemiyle üzerinden geçeceğiz. Evet, kalemi çizdikten sonra bu şekilde gözüküyor. Son olarak kenarlarına çizgiler çekeceğim. Bunlar benim keseceğim noktalar olacak. Bu işlemden sonra bakıra eritmek için kullanacağım çözeltiyi bu kapta hazırlayacağım. Çözelti için size perhidrol ve tuz ruhu gerek. 2 ölçek tuz ruhuna 1 ölçek perhidrol eklemeniz gerek. Evet, perhidrol eritme işleminden sonra devremiz bu hale geldi. Gördüğünüz gibi yolların arası ayrılmış, bakır erimiş durumda. Şimdi ise bu kenardaki çizgilerden devremizi kesip düzgün bir hale getireceğiz. Evet, devrenin kenarlarını kestikten sonra bu şekle geldi. Kenarların düz olduğuna emin olmak için zımparalayacağım. Kenarlarını düzeltme işlemi bittikten sonra üzerindeki toneri kaldırmak için ince bir zımpara kullanacağım. Evet. Devremiz hazır, fakat kullanmadan önce deliklerini delmemiz gerek. Delik delme işlemi için böyle bir matkap tezgahı kullanacağım. Devre elemanlarının girecekleri delikleri 1 mm ile, vida deliklerini ise 3 mm ile deleceğim. Evet, delikleri de deldikten sonra devremiz artık lehimleme işlemi için hazır. Lehimleme işlemi sırasında bana yardımcı olması için bu tip bir ayarlı tutacak kullanacağım. Evet, baskı devremi oluşturdum, fakat baskı devremini tasarlarken voltaj regülatörü eklemeyi unuttuğumu fark ettim. Bu yüzden üzerine birkaç değişiklik yapmam gerekti. Eklediğim voltaj regülatörü sayesinde devremin son hali bu şekilde. Şimdi size bu güç dağıtım kartının temel olarak ne iş yaptığından bahsetmek istiyorum. Burada kolay güç girişi yapabilmek için vidalı bir konnektör kullandım. Daha sonrasında ise anahtar soketim yer alıyor. Devremin açık olduğunu belirtmek için burada bir led'im var. 12 voltu ise 3.3 voltu düşürebilmek için de burada bir direncim yer alıyor. Bu direncim direkt güç girişinden gelen elektriği LED'e iletiyor. Burada fanımın 12 volt çıkışını görüyorsunuz. Bu direkt güç konnektörüne bağlı. Buradaki tuning konnektörü ise motorum için güç girişi sağlayacaktı. Fakat yaptığım denemeler sonucunda step motorun 12 voltta çok ısındığını fark ettim. Daha sonra devrenin arkasına bu şekilde 5 volt besleme hattı çektim. Buradaki konnektörüm ise enkodere bağlı. Fakat enkoder 12 voltla değil 5 volt ile çalıştığı için o gelen 12 volt voltaj regülatörü sayesinde 5 volta düşürülüp enkoderin çalışması sağlıyor. Buradaki konnektörüm ise OLED ekranım için. Fakat OLED ekranım 3.3 voltta çalıştığı için araya bir direnç koydum. Gelen 5 voltu 3.3'e düşürmesi için. Burada bir buzzer'ım yer alıyor. Buzzer direkt Arduino'ya bağlı. Ayarladığım sürenin bittiğini haber verebilmek için bu buzzer'ı kullanacağım. Burada Arduino'muzun kendisi bulunuyor. Arduino olarak bir Nano kullanmayı tercih ettim. Üzerinde bulunan USB port sayesinde programlama işlemi kolay olduğu için bu kartı kullanıyorum. Bu konnektör motor sürücüm için direkt Arduino'ya bağlı. Buradaki üçlü konnektörüm ise potansiyometrenin diğer kalan 3 bacağı için. Bu konnektörde ise sıcaklık ve nem sensörüm bağlı olacak. Bu sensör 5 voltla çalıştığı için direkt voltaj regülatörüne bağlı. Buradaki ikili konnektörlerim ise ısıtıcı pedlere bağlanacak. Bunlar Arduino'dan gelen sinyal ile MOSFET üzerinden sürülecek. Buradaki ledim ise MOSFET'in çıkışına bağlı. Gelen 12 voltu düşürmek için de bir direnç kullanıyorum. Bu da ağırlık sensörünün konnektörü. Burada ağırlık sensörünün kendi devresini görüyorsunuz. Fakat Arduino kapasitesi yetmediği için ağırlık sensörünü devre dışı bırakmam gerekti. Kapasitesinin yetmediğinde şöyle anladım. Tüm kodları yazmama rağmen Arduino'nun hiçbir hata vermemesine rağmen ağırlık sensörüm çalışmadı. Bu yüzden bunu devreden çıkarmam gerekti. Ağırlık sensörümü ve soketini devrenin üzerinden çıkartmadım. İleride bu projeyi Arduino Mega gibi daha güçlü kartlarla geliştirmek istersem bunları kullanabileyim diye buradalar. Devremin baskı alanını daha fazla büyütmek istemediğim için MOSFET'imi ağırlık sensörünün altına yerleştirdim. Son olarak burada da devre yollarını atlatmak için birkaç tane hat kullandım. Yaptığım denemeler sırasında voltaj regülatörünün aşırı ısındığını fark ettim. Devrenin arkasındaki renk değişiminden siz de bunu kolayca anlayabilirsiniz. Bunun bir nebze önüne geçebilmek için bu şekilde alüminyum pasif bir soğutucu kullanacağım. Yerleştirdiğim bu soğutucu sayesinde voltaj regülatörümün biraz daha serin kalmasını umuyorum.